Mamarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Süper. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Aynı yeni mahalle. Peki yeni mahallede, bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Hiç yok. Her şeyde memnunum. Memnunum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler mi? Gene vereceğimiz oyu. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi'nde memnun musunuz? Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kurtuluş. Kurtuluş Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Neyden şikayetçisiniz? Sokaklar. En azımıza şu anda yapılıyor da 2 ay oldu. Sokakları ne araç gezebiliyor ne insan gezebiliyor. Ne sıkıntı ne bölgede? Kazım. Kazmalar. Sokaklar yırttılar, yaktılar. Şu anda aynı pislik içinde bıraktılar. Evimizin penceremizi kapımızı açamıyoruz tozdan topraktan. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? O onunla benim aramda. O konuda bir şey diyemiyorum. Neden? Oyu verecek misiniz? Vermiş. Hayır, o konuda bir şey diyemiyorum. Davut Bey hatasını biliyorsa ben de hatamı bilirim. Ben vermem de demiyorum, veririm de demiyorum. O anki durumuma bağlı. O anki karar. Ama %80 Davut'tan yöneyiz. Memnun. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Talas'ın Öğrencik. Ben Talas'ta kalıyorum. Peki Talas Belediyesi'nden memnunum. Memnunum. Sınırsız memnunum. Sınırsız. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tereddütsüz destekleyeceğim Mustafa Yalçın'ı. Peki Tomarza Belediyesi'nden memnunum. Hayır. Kesinlikle memnun değilim. Hizmetleri yok. Bakınız. Şurada görüyorsunuz şu arabalar. Bir tane şuraya, şu hemen kilisenin olduğu bölgeye bir tane otoparkın yapılması lazım. Ve bunu ben defalarca da söyledim kendilerine. Geri dönüş sağlamadılar. Herhangi bir olay yapılmadı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Davut Bey'i seviyorum. Şunu söyleyeyim, tam 20 yıldır AK Parti iktidarına oy verdim. Ama şunu açıkça söyleyeyim, bu artık son şanslar. Vermeyeceğim ben. Yerel seçimlerde mi? Vermeyeceğim. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Tomarza Akdere Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki Akdere Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hayır. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim Mahallesi'nde. Peki Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Pek de yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Canı gönülden. Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet. Hüsnü sen de mi? Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeşilbağır. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Evet. Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyeden memnunum da neyse demeyeyim ya. Söyleyin buyurun. Evet, ya. Neyden memnun değilsiniz? Neyesinden memnun ola ki? Hastanede doğru düz doktor yok. Peki siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Yeşilbağ, Yeşilbağ. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Neyden şikayetçisiniz? Hani Kayseri'ye araba vereceklerdi, araba yok. Biz köyden Kayseri'ye gidemiyor. Mahrumuz. Ulaşım sıkıntı. Tabii. Söz verdiler. Her zaman söz verir, yine unuttular, unuttular. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi Davut Bey'e ben bir şey demem de ama... Destekleyecek misiniz, desteklemeyecek misiniz? Başka kime vereceğiz ki? Var mı? Yok. Tomarza Belediyesi nasıl değerlendiriyor? Tomarza Belediyesi arkadaşımız, tanıdığımız, bildiğimiz, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşımız. Elinden geleni yapıyor. Başarılı bir belediye başkanı. Peki siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeşilbağ Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var? Hiçbir şikayetimiz yok. Yani bütün ihtiyaçlar neyse muhtar geliyor ve köyümüzde, mahallemizdeki ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şu anda son derece memnunuz. Sadece arkadaşların bahsettiği gibi herhalde o da bu dönemde yapılır diye düşünüyorum. Kayseri'den ring olarak Talas Belediyesi Çömlekçi Mahallesi'ne kadar geliyor. Çömlekçi ile bizim aramız 4 kilometrelik bir mesafe. Eğer orada ulaşıma katılırsa çözülmüş olur. Başka hiçbir problemimiz yok. Teşekkür ediyorum. Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Tomarza Belediyesi'nden memnunuk da. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin. Evet. Şimdi Yavuz Selim Mahallesi'nde
yaptığı işlerin arkasında takipçi değil. Yoksa Yavuz çok Selim Mahallesi'nde. Yavuz Selim Mahallesi'nde Kule Sokak'taki o sokağın gelip de halini bir görmesi lazım. Ne sıkıntınız var bölgede? Abi sokakta bir gelip görecek sıkıntının ne olduğunu kendi çözecek. Bir ay, bir buçuk aydır orayı yardı, gördü, döktü çakılları öyle duruyor. Peki. Nereye gidiyor bu? Bölgede ne eksik var başka? He? Bölgede ne görmek istersiniz yenilik olarak? Yenilik olarak parkların yanması lazım, güzel sokak lambaları güzel aydınlanması lazım. Belediyenin yapacağı şey kendine göre. Yani yaptığı işin takibinde değil. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Davut Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Vallahi o günkü şarta bağlı. O günkü şarta bağlı. Şimdi ilçede malcılık var. Her tarafta bok var. Peki şu an yarın seçim olsa? Yarın seçim yarınki seçim olursa Davut Şahin'dirim ama ondan sonrakine olursa olmaz. Yarın olursa olur. Ama gelecekte bakalım önüne. Süreç lazım diyorsunuz. Süreç lazım, evet. Aynen öyle. Tomazlı Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünüyor, iyi Hangi çalışıyor. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeni mahallede. Peki yeni mahallede bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Desteklerim. Tomazlı Belediyesi'nden memnun musunuz? Tomazlı Belediyesi'nden. Niye gidiyor canım, vatandaş değil miyim ben? Vatandaşım herhalde. Kime soracaklar? Vatandaşa. Nasıl değerlendiriyorsunuz belediyeyi? Tomarza Belediyesi. Ya şimdi normal, iyi. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Kurtuluş Mahallesi'nde yaşıyorum. Kurtuluş Mahallesi'nde. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz her yer toz toprak. Bir kazı yapıyorlar, arkalarından belediyenin yapması yok. Şikayetim o belediyeden. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Şimdi karşısına çıkacak adaya bakarım. O gün şartlarına göre. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Vallahi pek memnun değiliz. Neden değilsiniz? Ne şikayetiniz var? Ne şikayetimiz var? Belli köylere hizmet gelmiyor. Siz hangi köyde yaşıyorsunuz? Nadamoğlu'nda yaşıyorum. Tamam abi. Peki bulunduğunuz köyde ne tür bir şikayet var? Yani sorun nedir? Ne tür bir şikayet var? Ne şikayet? Mesela şahsi iş yapılıyor, kişisel iş yapılıyor, genel iş yapılmıyor. Yani 10 tane kişiye atıyorum yolu yapılıyorsa içinden 2 tanesi seçiliyor. Sebebi sadece muhalif olduğu için. Tamam mı? 5 yıldan beri, 10 yıldan beri buraya bağlıyız. 10 yıldan beri yapılan hizmet, tamam mı? Sadece şu anda yapılan asfalt işi. Başka hiçbir şey yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Peki şu anki ekonomi durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki gidişatta sizi en çok ne zorluyor? Vallahi ekonomi, ya zamlar zorluyor. Herkesi zorladığı gibi neyi zorlayacak ki zamlar? Günlük. Ya geçen haftaki aldığın fiyata bu hafta hiçbir şey alamazsın. Yani dünden ucuz yaşıyoruz, yarından pahalıyız. Yarın ne olacağını bilemezsin. Bugün 10 liraya aldığın yarın 20 liraya alamayacaksın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.